Ama bize kalsın anne. Bugün bu Kodak firmasının antika polaroid fotoğraf makinesini inceleyeceğiz. Fotoğrafçıya gitmeden çektiğinizde hızlıca fotoğrafı elinize vermesi demek. Ve güzel bir tane deri çantası var. Çantayı açtığınızda içinden bu antika polaroid fotoğraf makinesi çıkıyor. Burada çekmek için bir düğme var. Modeli E160F. Buradan bastığınızda şurası fotoğraf çekiyor. Ama yanlış yere çekmemek için burada şuradan arkadan böyle bakmalı bir tane ayarlama yeri var. Buradan ışığını ayarlayabiliyorsunuz. Bu fotoğraf makinesinde böyle başınıza koyabilmek için bir tane askılık var. Ve böyle çekebilirsiniz. Makine biraz ağır ama bu çantaya koyunca rahatlıkla taşınıyor. Burada kullanım kılavuzu var. Kullanım kılavuzu birazcık uzun. İçinden üzerine yapıştırabileceğiniz harf olarak şuraya yapıştırmak için şöyle harfler çıkıyor. Kitapçıkta şöyle anlatmalar var. Birkaç tane. Sonra burada Kodak'ın birkaç tane makinesi gözüküyor. Şurada küçüğü var. Burada size gösterdiğim var. Burada uzun boyu var. Burada fotoğraf kartuşları buraya koyuyorsunuz. Buradan çektiğinizde şu altındaki delikten çektiğiniz fotoğraflar anında çıkıyor. Fotoğraf makinesinin burada bir tane pil yeri var. Kenarında şu kenarında karanlık ışığının tam üstünde bir tane flash var. Kartuşu buradan açıp şuraya kartuş koyup buraya takıyorsunuz. Taktıktan sonra şu altta gördüğünüz yerden şuraya basıp çektiğinizde anında fotoğraf çıkıyor. Makine markası E160F. Kenarında şöyle bir tane flash var. Ve makine böyleydi. Burada fotoğraf makinesinin alındığı tarihi görebilirsiniz. Burada da turuncu ince bir tane kullanım kılavuzu var. Kullanım kılavuzunda ışığın fotoğrafları da var. Nasıl bakıldığı da var. Ve pilinin olduğu yer de var.
Şimdi bu fotoğraf makinesinin şu ipi rengarenk olması birazcık hoşuma gitti. Ve bunu hala kartuşlar satılsaydı çalıştırıp fotoğrafların nasıl çektiğini size gösterebilirdik. Üzerindeki mercek de dönmeli. Şuradan indirdiğinizde bu yukarıdan tersinden düz oluyor. Makinenin şurasına yazılar yazdık ve yazının üstünde markası da var. Bunun üzerine şu taraf, boş tarafını sticker da yapıştırabilirsiniz. Ürünün alt kısmında birkaç tane dişli var. Dişler buradaki resmi çıkartmaya yarıyor. Şuradaki dişler şuradaki dişli şu içindeki şeyleri döndürüyor. Şöyle içindeki şeyi döndürdüğünde işte dönüyor. Bu sayede fotoğraf makinesinden çıkan çektiğiniz resimleri kolayca alabiliyorsunuz. Diğer böyle makineyi ya da inşaat ettiğim Lego'yu görmek istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Birle mavize kalsın anneler.